Gel beni al, alabiliyor musun? Alamaz. Her şeyi bırak, seni alırım. Bokumu alırsın sen. Vallahi alamaz. Nereye gidiyoruz? Eğlenmeye. Ya şu motora egzoz takıyorlar ya, ne diyorsun onlara? Neyse, bir şey demeyeyim. Düğünler saçma geliyor, anladın mı? Düğünler mesela gidiyoruz, o eğleniyoruz, oynuyoruz falan filan, sonra bir kına gecesi. Bir bakıyorsun ağlıyor millet amına. Anan görüyorsun, anan ağlıyor, senin de ağlayasın geliyor. Az önce oynuyorlardı. He. Ondan sonra kına gecesi bitti. Oo, devam amına. Vallahi billahi ben. Biz tamamen röportajı köylü şivesiyle yapacağız. Tabii ki. Ben soru sana sorarken köylüce soracağım. Tamam. Örneğin peçeli bir karıyla evlenir miydin? Evlenirdim. Neden evlenirdin? Ya kanka, şimdi huyu suyu güzel ol, anladın mı? Vallahi benim hoşuma gider. Normalde kapalı severim zaten. Evet. Peçeli bir kadınla o karıyla şey süs olsun diye kapatmamış. Köylüce ya. Konuşacağız dedik. Tamam, karıyla. Karı dedim oğlum ben, ne dedim, erkek kadınla mi dedim dedi. Ona? Ha. Bir daha söyle. Peçeli bir karıyla da evlenirim. O kendini süs olsun diye kapatmamıştı herhalde. Belki süs olsun diye kapatmıştı. Ne biliyorsun düşüncesini? Kardeşim mal değilsin ya, insanlarla oturup sohbet muhabbet ettiğinde çözebilirsin ne olduğunu. Allah Allah. Tabii. Huylu mu yollu mu anlarsın. Sen çok biliyorsun. Sen de bil. İstanbul seçimini kim alır? Vallahi ben kim alır bilmem ne. Yok, Ekrem İmamoğlu olmaz diyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. He. Bence kanka bu yolun değişmesi lazım ya. Benim görüşüm bu. Bak mesela bunu seçen biziz değil mi? Mesela o ben sen seçeceksin kanka. Baktın yapamıyor, anladın mı? Baktın şey yapamıyor, böyle adam uygulayamıyor. İndireceksin. Olmuyorsa bırakacaksın. Ya işte bu Galatasaray Fener'e dönmesin kanki. İşte ben bir kere bunu tuttum da böyle gider de değil. Çünkü Galatasaray'ı tutarsın yenilir. Senin karın zararın olmaz ama parti tuttuğunda boktan. Çok boktan. Oğlum şimdi evlenek desek nasıl evleniyorsun? Gel beni al, alabiliyor musun? Alamaz. Her şeyi bırak, seni alırım. Bokumu alırsın sen. Vallahi alamaz. Hayat. Babalar sözünü tutar mı? Babalar sözünü tutar mı? Fikret tutar herhalde babam. Kanka şu an bu devirde tutacağını düşünmüyorum. Adam ne yapacak da tutacak, anladın mı? Tutamaz. O adam boş şarkı yapmış. Koyunları satar tutar kanka senin baba. Daha benim babam hadi koyunu satıyor. Seninki ne satacak? Ev satar. Belediyesindeki ev satar. Tamam hadi, evi satınca ne olacak? Bok yiyecek. Hayatında gördüğün en saçma şey neydi? Kanka gördüğüm değil de bence düğünler çok saçma. Şimdi düğünlere gidiyoruz. Eğlenmeye. Ya şu motora egzoz takıyorlar ya, ne diyorsun onlara? Neyse, bir şey demeyeyim. Bunlar da motorcu. Bunlar da motorcu. Neyse. Şimdi kanka düğünler saçma geliyor, anladın mı? Düğünler mesela gidiyoruz, o eğleniyoruz, oynuyoruz falan filan, sonra bir kına gecesi. Bir bakıyorsun ağlıyor millet amına. Anan görüyorsun, anan ağlıyor, senin de ağlayasın geliyor. Az önce oynuyorlardı. He. Ondan sonra kına gecesi bitti. Oo, devam amına. Vallahi bile ben anlamadım. Nasıl bir şey? Bir de evlendiğinde ilk geceden kızı niye veriyoruz ki? Bir gece bizde kalsın, sonra gitsin. Bence ablama acırım yani. Ablam evlendi, üzülmüştüm. Neye üzüldün lan? Ne bileyim, kızı öyle bıraktık gittik ya. İçim acıdı. Biz arabaya bindik. Ufaklı arabaya bindi amına. He. Vallahi. Ama ablam sabahında bizim evi bulmuştu. Anneme diyor ki yemek yaptın mı? Merhaba. Anne, hoş geldin. Kravatın güzelmiş. Nasılsın? Gel buyur. İyi amca, gel.